Sonuç yayınları matematik fasikülleri öklit bağıntıları. Nedir öklit bağıntıları aslında bu öklit bağıntılarının hepsi benzerlikten çıkmakta. ABC dik üçgeninde ABC dik üçgeninde Eğer ki yükseklik ABC üçgeninin dik açısından geçiyorsa bakın yüksekliğimiz ne yapmış? Yüksekliğimiz dik olan açıdan geçiyor. O halde yükseklik dik olan açıdan geçiyorsa ne vardır? Öklit. Bağıntıları vardır. Bu yüksekliğin ikiye ayırdığı BC hipotenüsünün 2'ye ayırdığı parçaları birisi p birisi k olsun. Ve ABC üçgeninin dik kenarları birisi c birisi b olmak üzere ABC üçgeninin dik kenarı herhangi birini alıyorum. C İşte bu C dik kenarının karesi C dik kenarının gördüğü parça P çarpı tabii ki o o parçanın bulunduğu kenarın tamamı. O da A. Yani yani ABC dik üçgeninde dik kenarın C kenarının karesi C dik kenarının gördüğü parça parçanın tamamı. Parça ile parçanın tamamını çarpıp neye eşitliyoruz? Dik kenarın karesine. Aynı mantık çerçevesinde ne yapacağız? Diğerini bulacağız. Hemen onu da şurada. Yapalım. Aynı mantık. Deminden C kenarını almıştım. Bu sefer diğer dik kenar olan B'yi alıyorum. İşte bu B'nin karesi B'nin gördüğü parça K ile parçanın tamamını a çarpıyorum. Yani ABC üçgeninde diğer dik kenarın karesi eşittir dik kenarın gördüğü parça parçanın tamamı. Diğer bağıntımız ise ABC dik üçgeninde yüksekliğin karesi parçaların çarpımı. Parçalar tabii ki ABC dik üçgenindeki hipotenüsün ikiye ayrılmış parçalarıdır. Hemen ABC üçgenine bakıyorum. ABC üçgeninde dik kenar x işte bu x'in karesi x'in gördüğü parça tabii ki hipotenüs üzerindeki ABC üçgenindeki hipotenüs üzerindeki parçalar. Birisi 1, diğeri 8. İşte işte AB kenarının yani X'in gördüğü parça ile parçanın tamamını ne yapıyorum? Çarpıyorum. Buradan X kare 9, X eşittir 3. Hemen ABC üçgeninde dik kenarı alıyorum x x'in gördüğü parça 4 tamamı 9 yani abc üçgenindeki dik kenarın karesi eşittir dik kenarın gördüğü parça ile parçanın tamamını ne yapıyorum çarpıyorum buradan x kare eşittir 36 x eşittir 6. Öklit de yükseklik yani 90 derecelik ABC üçgeninde 90 derecelik açıdan geçen yüksekliğin karesi hipotenüs üzerindeki diğer parçaların 2 ve x bunların çarpımına eşit. Buradan 16 eşittir 2x 8 eşittir x sonucu çıkacaktır. ABC üçgeninde dik kenar hangisi? 6 Altı. 6'nın karesi eşittir. 6'nın gördüğü parça parçanın tamamı. Bunları ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Yani 6'nın gördüğü parça olan 4 ile bu parçanın yani hipotenüsün tamamı 4 artı x bunları çarptığımızda e, ne yapıyoruz biz? tabii ki sonuca gidiyoruz. Ne oldu buradan? Ee, 36, 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 9. 9 eşittir 4 artı x. 4 sol tarafa eksi 4 olarak geçti. ABC üçgeninde ne yapıyoruz? Pisagor bağıntısını kullanıyoruz. Yani BC'nin karesi ABC dik üçgen dik üçgende 90'ın gördüğü kenar BC'nin karesi hipotenüsün karesi BC BC hipotenüs tabii ki hipotenüsün karesi diğer dik kenarların karelerinin toplamı. Ne yapıyorum ben? Önce Pisagor bağıntısından BC'yi buluyorum. Buradan BC'nin karesi eşittir. 2'nin karesi 4. 2 kök 3'ün karesi 12. 2'nin karesi 4. Kök 3'ün karesi 3. 4 çarpı 3 12. Buradan BC'nin karesi 16. Her iki tarafın kare kökünü aldığımda buradan BC 4 olur. BC yerine 4 yazdığımda şimdi ne yapıyorum? Öklit'i uygulayabiliyorum. Neydi? ABC üçgeninde dik kenar 2. O dik kenarın karesi, o dik kenarın gördüğü parça x ile parçanın tamamı yani hipotenüs o da 4. Buradan da 4 eşittir 4x. Her iki tarafı 4'e böldüğümde x ne olur? Bir sonucu A, B, D üçgenine baktığımızda ABD üçgeninde BH uzunluğuna H diyelim ve o üçgeni sarı ile tarıyorum. O üçgene öklit uygularsam neydi? Yükseklik 90 derecelik açıdan geçiyorsa orada ne vardır? Öklit vardır. Evet, h yani yükseklik 90 derecelik açıdan geçtiği için işte ABD üçgeninde öklidi uygulayabilirim. Yüksekliğin karesi hipotenüs üzerinde BD kenarı üzerindeki parçaların 2 ve 8'in neydi? Çarpımıydı. İşte buradan h kare eşittir 16. H eşittir 4. Evet. H'ı 4 bulduk. Tekrar yeşil ile çizdiğimiz üçgende baktığımızda AH yüksekliği ABC üçgenindeki 90 derecelik açıdan geçiyor. ABC üçgenine de ne yapabilirim ben? Öklit uygulayabilirim. O halde ABC üçgenindeki yüksekliğin karesi yüksekliğin geçtiği parçaların yani 4 ile x'in çarpımı. Buradan tabii ki ne yapabiliriz? x'i bulabiliriz. Ne çıkar buradan x? 64'ü 4'e bölersem 16. Evet, ne yaptık? 2 defa hem sarı hem de yeşil üçgene Öklit uyguladık. ADC üçgeni ikiz kenar üçgendir. Hemen ben A köşesinden karşı tabana bir dikme indiriyorum. İkiz kenar üçgende yükseklik, açıortay ve kenarortay aynı doğru üzerindeydi. O halde o çizmiş olduğumuz H doğrusu hem kenar ortaydır hem de açı ortaydır diyoruz. Burada burada H doğrusu H yüksekliği ABC üçgeninin 90 derecelik açısından geçtiğinden dolayı ne vardır burada? Öklit vardır. O halde Öklid'i yazalım. ABC üçgeninin dik olan kenarının karesi o dik olan kenarın gördüğü parça 2 ile parçanın tamamı yani hipotenüsün çarpımı o da 5 4 daha 9. Her iki tarafın karekökünü aldığımda x kare x olarak çıkar 9 dışarıya 3 olarak çıkar 2 çıkamaz kalır. İşte x değeri 3 kök 2 olarak bulunur. Hatırlatma yapıyorum. Bir ABC dik üçgeninde eğer ki kenar ortay dik olan açıdan geçiyorsa kenar ortayın uzunluğu hipotenüsün yarısıdır. Yani muhteşem üçlü. O halde burada DE2 ise muhteşem üçlüye göre EC ve AE de 2'dir. Ne oldu AC kenarı? Tamamen 4 oldu. Yükseklik ABC üçgeninde yükseklik dik olan açıdan geçiyor. O halde burada ne vardır? Öklit vardır. Herhangi bir dik kenar alıyorum ABC üçgeninde. AC kenarı AC kenarı AC kenarının karesi AC kenarının gördüğü hipotenüs üzerindeki parça ile parçanın tamamını çarpımı. Yani hipotenüs. Buradan tabii ki e, açabiliriz ama x yerine x yerine 2 yazdığımızda ne oluyor? E, deklem sağlanıyor. O halde cevap 2. Şuraya A diyelim. Buraya K diyelim. Ne diyor? BD eşittir DC. BD DC eşitse o zaman ne olur? BD A artı K ise DC de A artı K olur. BA'yı vermiş. X'i vermiş. Hemen ABC üçgeni yani şu yeşil ile çizmiş olduğumuz üçgene Öklit uyguluyorum. ABC üçgeninde dik kenarın karesi eşittir. Dik kenarın gördüğü parça çünkü AH yükseklik yüksekliğin ikiye ayırdığı parçalar biri A, biri de A artı 2K. Parça çarpı Parçanın tamamı. Yani 2A e, artı 2K Şimdi sarı üçgende öklit uygulayalım. Sarı üçgende dik kenar X X'in karesi dik kenarın gördüğü parça A tamamı A artı K. Evet. Bu iki deklemi taraf tarafa oranlarsak, bölersek, şunu da iki parantezine aldığımda A'lar gider. A artı k'lar gider. Ne kalır? Tabii ki 4 kök 2'nin karesi bölü x kare eşittir. Yukarıda 2 kaldı. Aşağıda tabii hepsi gitti. 1 kaldı. Gizli bir çarpım var orada. Buradan e, ne olacaktır? 4 kök 2'nin karesi 4 kök 2 ile 4 kök 2'nin çarpımı. O da 32 bölü x kare 2 bölü 1. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 16. İç dış çarpımı yaptığımda x kare 16. Buradan da her iki tarafın kare aldığımda x eşittir 4 sonucunu buluruz. Güzel bir soru. Hemen şu DE kenarına bir paralel çiziyorum. E şu açıyla şu açı yöndeştir ve birbirine eşittir. Ne oldu? 90 olarak onu yazdım. Şu AH diyelim. İşte AH doğrusu hem yüksekliktir ve o yükseklik ABC üçgeninde 90 derecelik açıdan geçiyor. O halde burada ne var? Öklit lit var. Tales Burası buraya eşit ve burası da buraya paralelse 1'e 2, 1'e 2 ve burası da buraya eşit, 1'e 2 bağıntısı vardır. Tales 1. O halde buna göre dc3 ise burası buraya eşit, şu yazmış olduğum hd o da 3'tür. Buraya ne kaldı? Tamam 5 olduğu için 2 kaldı. İşte A H, A, H diyelim. Yükseklik 90 dereceden geçmiş. Ne var? Öklüt var. ABC üçgeninde dik kenarın karesi eşittir. Dik kenarın gördüğü parça 2 o parça ile parçanın tamamının çarpımıdır. Parçanın tamamı da nedir? 3 6 8. Parçanın tamamı BC kenarıdır. O halde BC kenarı da 8. Burada x kare eşittir 16, x eşittir 4 sonucu bulunacaktır.